Bizim tayfadan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. Bugün sizlerle beraber şimdi taze fasulyenin faydaları nelerdir onu anlatacağım. Hadi şimdi videoya başlıyoruz. Taze fasulye faydaları. Ülkemizde farklı yörelerde yetişen ve farklı pişirme teknikleri ile güzel lezzetler sunan taze fasulye yıllardır sevilerek tüketilen klasikleşmiş sebze türlerinden bir tanesidir. Peki taze fasulyenin faydaları nelerdir? Taze fasulye sevilen sebze türlerinden biridir. Özellikle yaz aylarında her evin sofrasında sıkça yer alır. Kolay olarak pişirebilmesi hemen hemen herkes tarafından sevilmesi sebebiyle tercih edilir. Taze fasulyenin kılçıklı olanları vardır. Kılçıklı taze fasulyeler herkes tarafından sevilmez ve pek tercih edilmez. Ya da kılçık kısımları pişirilmeden önce temizlenir. Taze fasulye sadece yemeklerde değil, salatalarda, mezelerde, turşularda da kullanılır. Taze fasulye yemeklerinin lezzetli olduğu kadar çok da faydası olduğu bir gerçektir. Taze fasulye insan sağlığına birçok faydası vardır. Ve uzmanlara göre en az haftada bir kere tüketilmesi gerekmektedir. Peki taze fasulyenin faydaları nelerdir? Taze fasulyenin faydaları nelerdir? Kalp dostudur. Yüksek oranda lif içeren bir sebzedir. Kolesterolü düzenlemeye yardımcı eder. A, B, 12, C ve K vitaminleri, potasyum, kalsiyum, fosfor ve magnezyum da içerir. Kemik gelişimine fayda sağlar. Hazımsızlığı giderir. Sindirim sisteminin gelişmesini olumlu yönde etkiler. Kabızlığı önleme yardımcı eder. Vücut yorgunluğunu giderir. Kan basıncını azaltır. Başta kolon kanseri olmak üzere birçok kanser türünü önlemeye katkı sağlar. Vücuttaki serbest radikallerin miktarını azaltır ve bunun sonucunda damarlardaki yağ oranının azalmasına yardımcı eder. Böbreklerdeki kum ve taşları kolayca düşürülmesini sağlar. Kan şekerini düzenleyici etkisi vardır. Şeker hastalıkları için de faydalı bir sebzedir. Toksinlerin atılmasına yardım eder. Astım, bronşit gibi akciğer rahatsızlıkların tedavisi için de büyük fayda sağlar. Osteoarat rit ve romatoid rahatsızlığı olan kişiler için de yararlıdır. Migren ağrısını tedavi eder. Migren atıkları düzenli yeşil fasulye tüketimi ile azalma gösterir. Enerji kaynağıdır. Yüksek oranda demir içerir. Hamilelik döneminde anne adayları bu şifalı sebzeden bolca tüketmelidir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Diyet yapanlar ve kilo vermeye çalışanların mutlaka tüketilmesi gereken bir sebzedir. Diyet listesinde sıkça yer verilmelidir. Kalorisi düşük olduğu ve sindirimi rahatlattığı için kolayca kilo vermeye yardımcı eder. Kalp dostudur. Kalbi dost, çok çeşitli yemek vardır. Ancak yanlış tüketim kalp sağlığına olumsuz yönde etki yapabilir. Dolayısıyla ilk aşamalarda besinlerin nasıl tüketildiğine dikkat etmeniz gerekir. Örneğin taze fasulye sulu yemek yapımında bol yağlı ve tuzlu şekilde yapılırsa kalbe yararı değil zararı olur.
Ancak az yağlı ve çok az tuzlu, sulu taze fasulye yemeği kalp için dost yiyeceklerden biri olur. Kolesterolü düzenler. Bazı insanların kalp atışlarının düzeninde meydana gelen bir hastalık oluşur. Buna kolesterol adı verilir. Kolesterol kontrolünü yapabilmek için de tükettikleri besinleri özen göstermeleri gerekir. Taze fasulye içerdiği besleyici maddeler sayesinde kolesterolü yüksek olan kişilerin daha normal seviyede kalmasını sağlar. Bu şekilde taze fasulye kolesterol düzenleyicidir. Akciğer hastalıklarına iyi gelir. Astım, bronşit, nefes darlığı gibi çeşitli akciğer rahatsızlıkları vardır. Bu akciğer rahatsızlıkları insanın doğal yaşamını büyük derecede olumsuz etkiler. Bu durum karşısında insanlar da akciğer hastalıklarını korumak isterler. Astım, bronşit gibi hastalıkları küçük çocuklarda bile görülebildiği için çocukların beslenmelerine çok fazla dikkat etmeleridir. Taze fasulye akciğeri korur, işlevini daha iyi yapmasını sağlar. Astım, bronşit gibi hastalıkları da oluşumunu engeller. Migren ağrılarını dindirir. Günümüzde yaşanan olayla karşısında bazı hastalıklar ve de düzenli olarak yaşanan rahatsızlıklar vardır. Orta derece sürekli olarak yaşayan baş ağrısı tıp dilinde adı da migrendir. Migren artık sıklıkla pek çok şekilde insanda görülen rahatsızlıklardır. Düzenli baş ağrısını azaltıcı etkiler gösterdiği bazı besinler vardır. Taze fasulye de bunlardan birisidir. Taze fasulye migren ağrısını büyük bir oranda azalmaya yardımcı olur. Bağışıklık sistemi güçlendirir. Kış hastalıklarının insanlarda oluşma nedeni ilk etapta hastalık hücrelerinin vücutlarına kolay girmesidir. Hastalık virüsleri bağışıklık sisteminin güçsüz olduğu vücutlara kolayca geçer. Bu nedenle özellikle de kış aylarında bağışıklık sisteminin güçlü olmasını sağlamalıyız. Güçlü bir vücuda sahip olmak için bağışıklık sistemini bağışıklık sistemini besleyici yiyecekler tüketmeye önem göstermeliyiz. Bunun için de ilk olarak vücut direncini ayakta tutacak olan C vitamini alınabilir. Ek olarak da sebze yemekleri bol tüketilmelidir. Sebze yemeklerin içerisinde bağışıklık sistemine en faydalı yemek ise taze fasulyedir. Taze fasulye bu bağışıklık sistemi güçlendirerek kış hastalıklarını önlemeye yardımcı olur. Vücut yorgunluğunu dindirir. Tam gün boyunca yorulan bedenin ve zihnin iyi bir akşam yemeğinden sonra dinlenmeye ihtiyacı olur. Bunun için mideyi hafif tutan aynı zamanda besleyici bir yemek tavsiye edilmektedir. Yapılan bilimsel araştırmalara göre taze fasulye lifli yapısı insanın bitkinliğinden sıyrılmasını sağlar. Yorgunluğun üzerine hafif de olsa almasını sağlayan taze fasulye, yaz ve kış insanların tercih ettiği yemek çeşitlerindendir. Doğum öncesi faydalıdır. Yeşil fasulye aynı zamanda folik asit bakımından da zengin bir besindir. Hamile kadının vücudundaki yeterli düzeydeki folik asit seviyesi ceninin sağlıklı olmasını ve normal gelişiminde olması sağlanır. Bu nedenle folik asit bakımından zengin olan yeşil fasulyenin hamileler tarafından tüketilmesi önerilmektedir. Taze fasulyenin zararları nelerdir? Çok fazla tüketildiğinde bireyde şişkinlik hissine ve aynı zamanda hazımsızlığa neden olabilmektedir. Fasulye genelde haşlanarak tüketilmesi gereken bir besindir. Fasulyenin çiğ olarak tüketilmesi bazen bireylerde zehirlenmeye sebep olabilir.
çok fazla tüketilmesi gaz problemlerine sebep olurken buna bağlı olarak bireyde ağrılar meydana gelebilmektedir. Gıda uzmanları kuru bakliyatın pişirilmesinde bireylerin bazı hususlara dikkat etmesi gerektiğini söylemektedir. Bunun sebebi ise kuru bakliyatlarının dikkatli pişirilmediğinde mineral ve vitamin değerlerinde ciddi oranda kayıpları meydana geliyor olmasıdır. Her neyse arkadaşlar, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone ve like yapmayı unutmayın. Hoşça kalın.